Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün hem çok ileri giden hem de aşırı komik olan TikTok şakalarına bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz, aynı zamanda bildirimleri açıp beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde en komik ve en ileri giden TikTok şakaları nelermiş görelim. Sadece uyuyorsundur ve şu an sana yapılan şakadan bir habersindir. Şu hale bak ya. İçi su dolu bir kovanın içine buzlar atıyorlar. Yazın gerçekten bu şaka aşırı güzel olabilir de şu an aynı fikirde değilim. İçine süt döküyoruz. Süt banyosu yapacağız herhalde. Aynı zamanda gevrek mi döküyoruz? Bir de üzerine çikolata sosu da döktü. Ketçap mı bu, ne? Yazık abla, bence hiç uyanma ya. Ne olur uyanma. Sizce de bu şaka biraz fazla abartılmadı mı acaba? İnsanlara uyurken şakalar yapmayın lütfen. Uyuyana yılan bile dokunmaz. Ne yapıyorsun? O değil, arabanın da içine ettin. Hadi erkek arkadaşının içine ettin de arabanın da içine ettin. Kusmuş şakası yaptı. Ay. Abi de kusmuş. Şu an bu kusmuk şakasını ben de yapmak istedim. Ama ben hiçbir şekilde şaka yapamıyorum ki. Hemen gülüyorum ya. Odana gelmişsindir ve baban kedilerinle birlikte uyuyordu. Ama abinin ağzı açık gitmiş. Kalk kalk kalk, yerine yat abim. Niye korktun? Ama öyle uyandırılır mı Allah aşkına ya? Bir öp babacığım, hadi kalk yerine yat da ya. Eğer bir doğum günündeyseniz ve mum üfleyen birini gördüyseniz bu şakanın sonunu tahmin edebiliyorsunuzdur bence. Evet, doğru bildiniz. O kafa o pastaya gömülecek. Ya ama çok sinirlendim şu an buna. Zaten bu kafaya giren pasta şakasından nefret ediyorum. Bir de üstüne üstlük pastaya bağ ettiniz ya. Şaka harbiden kaka oldu bu arada. Yine uyurken birilerini korkutma şakası. Evet, ay abi neye uğradığını şaşırdı zavallım ya. Ama komik gibi de ya. Anam. Bu adam da şakası yapacak. Evet, bir tane fake dilimiz var ve şu an ne olacak? Dilin içinden sanki kürdan geçiyormuş gibi. İğrenç. Tabii ki de arkadaşımızı kandırmalıyız. Evet, hadi bana da bir Pringles ver bakayım. Ya yapma. Ama karşıdaki demek ki ne kadar seni çok seviyorsa şaşkınlıktan birden ağzındakileri fışkırttı suratına. Yalnız bu sahte dil şakası da bayağı yaratıcıymış. İleride kullanılır. Uçaktasındır ve şaka yapacaksındır. Önündeki kişinin saçlarına sakız mı yapıştırıyorsun? Ama bunun şakası olmaz ya. Olmaz, yapma ya. Hiç komik değil şu an. Hem de nasıl yapıştırmış. Ay, diğerine de lollipop yapıştırdı. Sadece lollipop ve sakız yapıştırmakla kalmadı. Aynı zamanda saçlara bir kahve serinliği de verdi. Bence bu bir şaka falan değil. Bu bayağı bir önündeki kişiden nefret etme durumu ya. Düşünsenize, sadece yolculuk yapıyorsunuz ve saçlarınız sadece arkaya gitmiştir. Tamam, arkaya giden saçlar sinir bozucu ama bu kadar da değil ya. Ayıp denen bir şey var. Şu an arabaya yanma şakası yapılıyor. Ay, adam ne yapacağını şaşırdı. Ne yapabilirsin ki? Su mu getir, bir şey getir. Su da dökülmez herhalde, bilmiyorum ki. Ama böyle bir şey yaşansa başıma, ben herhalde su getirirdim. Bence bu şaka komik olacak ama. Abla abiyi trolleyecek şu an. Hadi bakalım. Abi anladı şu an. Ay. Annenle alışveriş merkezindesin ve annenin poposunun altına bir şey koydun. Ne koydun Allah aşkına? Bunu denemelisin. Çok beğendin anne. Parti süslerinden yapıştırmış annesinin arkasına ya. Rezillik. Gerçekten şaka videosu deyince en çok beğendiğim şeylerden birisi asansör şakaları. Kesinlikle. Şu an bir abimiz asansörde bekliyor. Ve bir adam pandemi kıyafetleri giyerek 3 canlı arı kutusuyla geldi. Ay. Korkunçluğa bakın. Abi gerginleşmeye başladı bayağı. Ay. Sakın hareket etme diyor. Çok kötü bir şaka. Abi altın edecek korkudan. Bu çok fenaydı. Şu an ise at maskesiyle uyuyan birini korkutacağız. Evet. Ne oldu ya? At adam dayağı yedi ya. Evet, şaka videosu deyince zaten akla böyle ele doldurulan krem şanti geliyor. Uyuyan kişiyi uyandıracağız ve o da suratına vurduğu zaman suratını krem şantiyle kaplanmış olacak. Bu bilinen bir şaka. Ay. Perfekta. Böyle şaka yaparak birilerini kışkırtmaya bayılıyorum ama biri beni kışkırttığı zaman çok sinirleniyorum. Böyle de serseri serbest bir stilimiz var. Bu nasıl bir şaka ya? Şişme havuzun içine su mu dolduruyoruz? Ve abi neden muz kılığındasın?
Nasıl bir şaka? Aa, yatak şeklinde. Çok iyi. Ben bu şakaya 10'dan veriyorum. Kesinlikle muazzam olmuş. Yine uyuyan kişiye... Bu ne? Ay, sıcak ağda şakası yapacağız herhalde. Aa. Ay, çok fena. İçim acıyacak şu an. Ne yapıyorsun abla? Biraz fazla olmadı mı sanki? Abinin kaşlarından tıraş köpüğü döktü. Jiletle alacak mı kaşlarını? Yalnız bu şaka değil. Bayağı kaka oluyor ya şu an. Alıyor, aldı bile. Çok fena. Ah, günaydın. Günaydın abim. Gerçekmiş bir de. Acıdı. Çok fena acıdı. Bir insan ciddi ciddi bunu yaparak nasıl şaka olduğunu düşünebilir ya. Bana yapılsa net yumruğu yer. Tanımadığı birini telefonunu alıyorsun ve yere atıyorsun. Ne yapıyorsun abi? Ay, ama şu an harbi dayağı yiyeceksin ya. Tamam, yeni telefon alacak. Tamam, dur. Dur, yeni telefon alacak, dur. Bir de kimse senden yeni telefon istemedi ki. Ne oldu ya sonrasında? Abi niye düştü? Telefon alıp. Şaka yapmak iyi hoş ama sonunda dayak yemezsem çok iyi. Şakanın sonunda dayak yersen sıkıntı. Ölü kişi şakası mı olacak şu an? Ay, düşünsenize. Ay, çok fena. Adam hortladı sanarsınız ya. Herkes zaten ne yapacağını şaşırıyor. Bunun şakası da yapılmaz ya. Gerçekten. Düşünsene sevdiğiniz bir kişi... Allah korusun. Size bu şakayı yapıyor. Ne yaparsınız? Ben net döverim ya. Bu nasıl bir şaka? Bu şaka değil. İşkence resmen. Bir kişi diğer kişiyi direğe bağlamış ve üzerinden alüminyum folyoyla geçiyor. Nasıl kurtulacak o oradan? Hala sarmaya devam ediyor bir de. Ay, çok kötü. Bana böyle bir şey yapılırsa net. Kurtulduğum anda döverim. Evet, şaka buymuş aslında. İlla o kişinin kafasına su dökmek için o kişiyi direğe bağlamasan da olurdu sanki. Bu nasıl bir şaka? Kredi kartını çift taraflı bant yapıştırmışız. Evet. Kartı oraya koyacağız. Yapıştırıyoruz. Parayı da aşağıya koyacağız. Kartı önden bıraktığımda eğer kafanla tutarsan bu parayı alacaksın. Hadi bakalım. Tabii abi kapıya yapıştırdı onu. Ay, kafam acıdı ya. Arkadaşların önünde bayılma şakası mı? Ben hayatım boyunca hiç bayılmadım. Siz hiç bayıldınız mı? Yorumlara yazın. Gerçekten şu an nasıl bayıldığını da bilmiyorum. Abla herhalde güzel bir şekilde bayıldı. Herkes de gerçek sandı. Ay, tokatı yedin abla bak, iyi oldu sana. Yalnız şu an sistemi yenen bir çocuk görüyoruz ya. İnanılmaz bir şey. Kapıya telefonunu bağlamış ve annesi geldiği zaman telefon yukarı çıkıyor. Ve o da onu ders çalışıyor sanıyor ya. Akıl resmen paçadan fışkırıyor. Gerçekten bu benim aklıma hiç niye daha önce gelmedi? Ama tabii ki de böyle şeyler yapmıyoruz. Çünkü gerçekten kendimizi kandırmış oluyoruz. 25 yaşıma geldim ve gerçekten kendimi kandırdığımı anladım. Ders zamanı ders, sivil zekici zamanı sivil zekici. Ya ama bu şaka yapılmaz ya. Çocuğun gözleri bantlı ve şu an atladığını düşün. Ya nasıl eğleniyorsunuz? Üzüldüm çocuğun durumuna gerçekten. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün sonu iyi olmayan ve aşırı komik olan TikTok şakalarına baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.